Merhaba gençler. Test 7'de tekrarlı permütasyonla ilgili sorular çözmüştük. Şimdi bu test 8'de tekrarlı permütasyonun daha farklı olan soru tiplerine göz atacağız. Birinci soruyla başlayalım. 4 özde şeker 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir diye sorulmuş. Şimdi 3 tane çocuk için bakın şöyle yazalım. Şimdi nasıl dağıtabilirsiniz? Onları düşünelim teker teker. Mesela birinci çocuğa 4 tane şeker verip diğer iki çocuğa hiç şeker vermeyebiliriz. Veya dört tane şekeri ikinci çocuğa verip diğerlerine vermeyiz. Ya da bakın şöyle dağıtabiliriz. Peki biz bunları teker teker yazmadan başka türlü sıralama, sıralayamaz mıydık? Onu da şöyle düşünelim bakın. Burada bir, iki, üç tane eleman var. Hani dört sıfır sıfırı belirledik ya. Daha sonra burada üç tane eleman var. İki tanesi aynı diyerek tekrarlı permutasyon gibi düzebiliriz. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden kaç durum oldu? 3. Hakikaten bakın biz de 3 tane durum bulduk. O zaman bunları tek tek yazmaktansa bir tanesini belirleyip daha sonra sıralama yapmamız mümkün. Peki başka nasıl bir dağıtım yapabiliriz? Mesela bu çocuğa 3 tane, bu çocuğa 1 tane, buna 0 tane verebiliriz. Tabi bunlar yer değişebilir ama bunların her biri farklı olduğu için burası 3 faktöriyelden 6 farklı durum oluşturur. Peki daha sonra mesela bir çocuğa iki, bir çocuğa iki, diğerine sıfır verebiliriz. E bunu dizelim gençler. Burada da yine üç tane eleman var. İki tanesi bakın aynı. 3 faktöriyel bölü iki faktöriyelden. Üç tane de buradan gelir. Bir de şöyle dizebiliriz değil mi? Bir tanesine iki, sonra diğerine bir, diğerine bir verebiliriz. Bu da tekrarlı permütasyondan dizilirse 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 durumda buradan çıkar. Sanırım başka da dağıtım söz konusu olmaz. Peki toplayalım buradan çıkan sonuçlarımızı. 3 artı 6 artı 3 üç artı 3'ten 3, 6, 9, 6 daha kaç etti? 15 etti. 15 farklı şekilde dağıtmamız mümkünmüş. E peki biz bunu daha kısa çözemez miyiz? Veya buradaki sayılar büyüdüğünde bunları bu şekilde yazmak zorlaştığında ne yapabiliriz? Aslında bunun çok kısa bir çözümü var. Şimdi 4 tane özde şeker için ben çizimi kolay diye şöyle yapacağım. Bu 4 tane özde şekerimizi belirlesin. Biz şimdi biz bunları 3 tane çocuğa dağıtacağız. Şimdi şöyle bir bağlantı kuralım gençler. Siz bir kağıdı 3'e bölmek için kaç kere kesiyorsunuz? 2 kere. E ben de bu 4 şekeri 3 çocuğa dağıtmak için iki tane kesim ya da ayıraç lazım bana. Ben de ifadesi kolay diye şöyle yazı vereceğim. Bunlar da ayıraçlar olsun. Şimdi bakın 4 şeker iki tane ayıracı belirledik. E ben bu 6 tane elemanı tekrar permütasyon şeklinde dizsem. Onları nasıl dizebilirim? 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diye. Hatta bir de hesaplayalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 diyelim. Bunlar gitti 6 kere 5, 30 böl 2'ye 15. Bakın istediğimiz sonucu bu yolla da bulabiliyoruz. Hatta şöyle size bir açıklama yapayım. Mesela siz bunu dizdiğinizde farz edin e, dizilimin bir tanesi şöyle geldi değil mi? Bir tane mesela bir tane çizelim. Sonra bir böyle bir tane böyle geldi. İşte iki şeker, bir şeker, bir şeker nereye karşılamış oldu? Bakın burayı. Veya bir tane dizilim yaptınız iki tane böyle verdiniz iki tane böyle bunu buraya koydunuz. İşte iki şeker iki şeker burada hiç yok sıfır şeker o da bunu karşılamış oluyor. Ama öyleyse biz bundan sonraki sorularımızı şu metotla kısaca çözebiliriz. Evet şimdi ikinci soruya bakalım. Burada da diyor ki altı özdeş şeker üç çocuğa her çocuğa en az bir şeker vermek şartıyla Kaç farklı şekilde dağıtılabilir. Şimdi bir önceki sorumuzda bazı çocuklara hiç şeker vermeyebiliyorduk. Ama burada ne diyor? Her çocuk birer tane alacak. O zaman ben şimdi bu bir iki üç tane çocuk için yazayım. Şimdi ben bu altı özdeş şekerden her birine en az bir tane vermek zorunda olduğum için durumu garantileyebilmek adına bu altı şekerden bir tanesini buna, bir tanesini buna, bir tanesini buna, bir tanesini buna verdim ve geriye dağıtmam gereken 3 tane özdeş şeker kaldı 3 tane çocuk için e 3 çocuğa 2 tane ayıraç kullandım bakın bundan sonra burayı dizersem soruyu yanıtlamış olurum elimde 5 tane eleman var 5 faktöriyel bölü 3'ü aynı 3 faktöriyel bu ikisi aynı 2 faktöriyel hesaplayalım 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazalım bunu burası da 3 faktöriyel çarpı 2'den bunlar gitti 5 kere 4 20 bölü 2'den cevabımız da 10 olur. E şıkkı. Evet şimdi üçüncü soruya bakalım. A, B, C, D e, e birer doğal sayıymış. A artı B artı C artı D de 5'e eşitmiş. Kaç farklı A, B, C, D sıralı dörtlüsü bulunabilir diyor. Aslında biraz önceki oyuncak dağıtma sorularına çok benziyor. Neden? Mesela bu A, B, C, D sıralı dörtlülerini bir düşünelim sizinle. Ne olabilir? Buna 5 verebiliriz. Doğal sayı dediği için, doğal sayılarda sıfırdan başladığı için bunlar sıfır sıfır olur. Bu böyle bir dörtlü olabilir. Ha bunlar yer değiştirip e mesela işte şöyle hani çünkü A'nın 5 olmasıyla burada A'nın sıfır olması aynı şey değildir. Veya işte bunlar böyle nokta nokta gider veya ne olabilir? İşte 4 tane buna, 1 tane buna filan gibi yani biraz evvelki şeker dağıtma sorusuyla aynı. E biz burada neyi dağıtıyoruz? Toplamı 5 olan bir sayı grubunu. O zaman şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane çizelim bu 5 için. Bakın bu 4 tane sayı için bizim 3 tane ayıraca ihtiyacımız var. Nitekim bakın o da burada çok net bir şekilde gözüküyor. E biz burayı dizersek soruyu cevaplamış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanımız var. 8 faktöriyel bölü. 5 tanesi bakın aynı 5 faktöriyel buradaki de 3 tanesi aynı çarpı 3 faktöriyel Şimdi bunu cevaplarsak 8 7 6 5 faktöriyel diyelim Burası da 5 faktöriyelde kalsın 3 faktöriyel de 6 olarak hesaplayıp yazalım Bunlar gitti gençler bunlar da gitti 7 kere 8'den cevabımız kaç oldu 56 zaten onu hani bu şekilde düşünmek bakın 56 durum için zorlaşıyor O yüzden bu yol, bu tür soruları çözmek için çok pratik bir yöntem. Evet şimdi dördüncü soruya bakalım. A, B, C elemanıdır. <laughs> en artı demiş. En artı dediğimiz şey neydi gençler? Sayma sayıları. Peki sayma sayıları nereden başlıyordu? Birden başlıyordu. Yani biraz evvelki soruyla olan farkı ne? Orada doğal sayı isteniyordu. O zaman eleman sıfırda olabiliyordu. Ama burada diyor ki hayır sıfır olmayacak. En az bir olacak. E, A'nın B'nin C'nin toplamı da 6'ymış. Kaç farklı A, B, C sıralı üçlüsü bulunabilir diye sormuş. Şimdi sayma sayısı olduğu için bunlar. Ben şimdi bu 6 sayısı için çizeceğim bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan bir tanesi kayboldu. 2, 4, 6. Birer tanesini bakın alıp şuralara yazıyorum. Şimdi ben ne yaptım? Bunu, bunu ve bunu aldım buraya. Geriye benim dağıtmam gereken 3 eleman kaldı. Bakın kaç tane ayıracı ihtiyacım var yine 3 eleman için? 2 tane. Evet burayı dizersek soru biter. 5 tane elemanımız var. 5 faktöriyel bölü. Bunlardan 3 tane 3 faktöriyel. Bunlardan 2 tane 2 faktöriyel oldu. E bunu da 5, 4, 3 faktöriyel olarak yazalım. Bölü 3 faktöriyel çarpı 2. Şunlar gitti. 5 kere 4 20 bölü 2'den kaç etti cevap 10. Yani A şıkkı. Evet, gelelim beşinci soruya. Papatya sözcüğü yukarıdan aşağıya komşu harfler takip edilerek kaç türlü yazılabilir? Şöyle bir göz gez atalım, bakın. Şöyle papatya yazılabiliyor veya başka şöyle bakın, papatya diye yazılabiliyor veya şöyle yazılabiliyor, değil mi? E, peki biz bunu nasıl cevaplayacağız? Şöyle düşünsek, bakın şöyle çizsem ben size. Hani bizim bir yol sorularımız vardı. İşte buradan yola çıkıyorduk da mesela P noktasına, şuradaki A noktasına kaç farklı şekilde gelebiliriz diye. Aynı o sorular gibi olmadı mı? E biz o zaman bu taraftan ne diyeyim işte sağa doğru bir, iki, üç tane e, hareket yapabiliriz. Aşağı doğru da yani şöyle üç tane aşağı doğru gidebiliriz. E o zaman ne oldu? Üç tane sağa doğru, üç tane aşağı doğru hareket. E burası da o zaman 6 faktöriyel bölü. Şunlar 3 tane 3 faktöriyel, A'lar 3 tane 3 faktöriyel dersek aynı o yol soruları gibi bunları cevaplamamız mümkün. 6 faktöriyel ile 6 5 4 3 faktöriyel olarak yazalım. Bu 3 faktöriyelin bir tanesini bırakıp şunu hesaplayalım. 3 faktöriyelde 6. Bunlar gitti gençler. Bu 6'lar gitti. 5 kere 4'ten cevabımız da 20 oldu. B şıkkı. Evet, 6. soruda Üçgen sözcüğü yukarıdan aşağıya komşu harfler takip edilerek kaç türlü yazılabilir demiş. Şimdi üçgen bakın nasıl yazılabiliyor şöyle yazılabiliyor değil mi? Veya böyle yazılabiliyor veya bakın şöyle yazılabiliyor. Bir sürü şekilde yazılması mümkün. Şimdi bunun sayısını bulacağız. Bunu da şöyle düşünsek bakın yarı, hani bir önceki soruya göre yarısı alınmış. Şöyle düşünelim. Biz ü harfinden yola çıksak bakın ya böyle gidebiliriz ya böyle gidebiliriz. E, o zaman bu yol ya da bu yoldan iki farklı durum söz konusu olur. Peki siz ç harfine geldiğiniz zaman üçgen olması için ya bu şekilde ya bu şekilde gideceksiniz. E aynı şey bunun için de geçerli. E, burada da iki farklı durum var. E g harfinden e harfine de böyle iki farklı şekilde gidebilirsiniz, değil mi? Arkasından burası için de iki durum söz konusu. E, e harfinden başladığınız zaman da ya buna gidebilirsiniz ya buna gidebilirsiniz. Ki her biri için aynı şey söz konusu. O yüzden zaten çarpıyoruz. E, i̇ki durum da bu e harfi için çarparsak hepsini de 16 tane üçgen yazmamız mümkünmüş. Evet şimdi yedinci soruya bakalım. E bu sayının rakamlarını yer değiştirerek 4'e bölünebilen kaç tane 7 basamaklı sayı yazılabilir diye sormuş. Bir şurayı bir kontrol edelim kaç basamaklı? 2 4 6 7 basamaklı. Peki. Şimdi 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son iki rakamı 4'ün 4'e bölünmesi gerekiyordu ya da 4'ün katı olacaktı. Şimdi son iki rakam ne olabilir? Ben şimdi şunları şöyle bir yazmak istiyorum gençler. 2 tane 1, 3 tane mi 2 oldu? Bir 4 var bir de 6 var. Evet şimdi bunları bu şekilde sıraladıktan sonra düşünelim bakalım. Son rakam 12 olabilir. Şimdi son rakam 12 olsa bir tane 1'imiz kalır. 2 iki tane 2 iki, iki kalır. Bir 4 bir de 6 kalır. <laughs> Hadi hemen bunu dizelim. Şimdi son rakam 12 olacağı için bu sonda bu şekilde yer alacağı için burayı değil bizim şu kısmı dizmemiz gerekiyor. Burada ne kaldı? 5 tane e, rakam kaldı. 5 faktöriyel bölü 2'ler yer değiştir, 2 tane e, yer değiştirse önemli bir durum olmaz. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel dedik. 5 faktöriyeli nasıl yazabiliyoruz? 120 olarak. 2 faktöriyelde 2 60 tane buradan sayı bulduk. Peki başka ne olabilir burada incelediğimizde? Son rakamı 24 olabilir, değil mi? Ee, bir de onu yazalım. Son rakam 24 olacağı için 2 tane 2. 6 sonuna da şu 24'ü yerleştirelim. Evet burayı sıralıyoruz. Burada kaç durum var? 5 faktöriyel bölü. Birlerden 2 iki tane, ikilerden 2 iki tane. 5 faktöriyel 127. idi. Burası da 2 iki çarpı 2'den 4. 30 sayı da buradan yazmamız mümkün. Bir de son rakamı 16 olanlar var gençler. Son rakam 16 olacağı için şu şekilde aldım son rakamında. Evet bu kısmı dizelim. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel bölü 3. İkilerden 3 tane var. 3 faktöriyel. Burası 120. 3 faktöriyel 6. Burası kaç etti? 120 bölü 6'dan 20 tane etti. Evet. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyoruz. Şunları da bir güzelce kontrol edelim. Son rakam ne dedik? 12 olabilir. 14 olmaz. 16 olabilir'e baktık. 24 olabilir. Ha, bir de 64 olabilir değil mi son rakamı 64 de 4'ün katı. Onu da yukarıya dizelim gençler. 1, 1, 2, 2, 2 bir de 64. 64 de çünkü 4'ün katı. Bu kısmı dizeceğiz. Burayı da 5 faktöriyel bölü, 2 faktöriyel çarpı, 3 faktöriyel olarak yazabiliriz. E, ee, bu 120'yi de bunları hesapladım artık burada. 2 çarpı 3 faktöriyel 6 burası 12 oldu. 120 bölü 12'den de 10 tane sayı buradan yazmamız mümkün. Şimdi her birini toplarsak bakın 60 sayı buradan, 30 buradan gelecek, 20 sayı buradan, 10 sayı da buradan gelecek. Her birini topladığımızda da evet kaç edecek? 120. Tam 120 tane sayı yazmamız mümkünmüş. Şimdi 8. soruya bakalım. Bu sayının rakamlarını yer değiştirerek 25 ile bölünebilen kaç tane 8 basamaklı sayı yazılabileceği sorulmuş. Yine dağınıklık olmasın diye şunları yazalım. 1, 2, 3, 4 tane 1 var. 1, 2, 3, 4. Sonra 2 tane 2 var değil mi gençler? 2 tane 2, 1 tane 5, 1 tane 7 var. Evet sayımız bu. Şimdi peki bir sayı nasıl 25 ile tam bölünür? Son 2 rakamı işte 25 ve katı olursa. Peki şimdi buradan hemen şunu düşünebiliriz. Bakın bunlar durur. Şu 2'yi alalım. Şu 7'yi de alalım. Şu 25'i sona yazalım. Sonu 25 oldu ve 25'e tam bölündü. E bu sonda olacağı için gene burayı dizmeyeceğiz. Biz şu kısmı dizeceğiz. 2, 4, 6 tane elemanımız var burada. 6 faktöriyel bölü. Sonra birlerden kaç tane var? 4 tane. 4 faktöriyel diyelim. Hadi hesaplıyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bunlar gitti. 6 kere 5'ten 30 tane sayı yazmamız mümkün. Peki arkasından düşünelim şimdi. Başka 25'le bölünebilmesi için son rakamına ne gelmesi lazım? Ee, ya 25 olacak değil mi? Ya 50 olacak ya 75 olacak. Evet bir de 75 var bakın buradan yazabileceğimiz. 1 1 1 2 2 yazdık. Bir de şuradan 75 gelirse o zaman şu kısmı diziyoruz. Yine 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 2 faktöriyel şeklinde yazdık. Bunu hesaplayalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 2 faktöriyel de 2 dedik bunlar gitti 15 tane sayı da buradan geliyor sanırım başka da değil mi evet başka da koşulumuz yok öyleyse 30 ve 15'i toplarsak 45 tane sayı yazmamış mümkünmüş cevap denizli oldu evet şimdi 9. soruya bakalım 9 ve 13 arasındaki soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayacağız Kapkara sözcüğünün harfleri yer değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç sözcük yazılabilir diye sormuş. Peki kapkara kaç harfli? İlk önce ona bir bakalım gençler. 1 2 3 4 5 6 7 harfli değil mi? 2 4 6 7 harfli. E a'lardan kaç tane var? Bakın 1 2 3 tane var. K'lardan kaç tane var? K'lardan 1 2 tane var. Peki başka tekrarlanan bir sözcük var mı? Yok. O zaman nasıl hesaplıyorduk bunu? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi bunu açıyorum. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel kestim. Bölü 3 faktöriyel, 2 faktöriyel de 2 olarak yazalım. Bunlar gitti. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2, 6 kere 7, 42 oldu. Çarpı 5 kere 2, 10. Cevapta 420 çıkar. D şıkkı olacak. Şimdi 10. soruda diyor ki K ile başlayıp K ile biten kaç sözcük yazılabilir? Şimdi o istediği koşula göre sayıyı yazıyorum. K ile başlattım. Hani K ile başlayacak. Şu K'yi sona yazacağım. Arada ara kaldı. Evet buradaki K'yi de aldım sona. K ile de bitti işte. Ha bakın bunların yerleri belli. Bunlar dizilmeyecekler. Neresi dizilecek bu kısım? Kaç tane e, harf var burada? 2 4 5 tane. 5 faktöriyel bölü Bakın a'lardan da 3 tane başka da tekrarlanan yok. Bunu 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazalım. Bu da 3 faktöriyeller gitsin. 5 kere 4'ten cevap kaç oldu? 20. Evet şimdi 11 ile devam ediyoruz. K ile başlayıp K ile bitmeyen kaç sözcük yazılabilir? İlk önce şöyle yapalım. Sadece K ile başlayan sözcüklerin sayısını bir bulalım. Bu kapkara da pardon kap kara evet şimdi k ile başlasın sözcüklerimiz bu başta bunun yeri belli biz nereye dizeceğiz gençler burayı kaç taneydi 2 4 6 tane değil mi 2 4 6 faktöriyel bölü e, a'lardan kaç tane 3 tane başka tekrarlanan var mı bakın bu kısımda yok e, 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel desek bölü 3 faktöriyel şimdi 6 kere 5 30 Çarpı 4. 120 tane K ile başlayan sözcük yazıyoruz. Biz bundan demin 10. soruda cevapladığımız K ile başlayıp K ile bitenlerin sayısını bit, e, çıkartsak ki neydi burası? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 20 çıkmıştı. 10. soruda bunu cevaplamıştık. Evet bu 120 tane sayıda e, ha, kelimeden 20 tanesini çıkartırsak. Geriye kalan 100 tanesi K ile başlayıp K ile bitmez. Evet, şimdi 12'ye bakalım. Bu da diyor ki K harfinden hemen sonra A harfinin geldiği kaç sözcük yazılabilir? Evet, şimdi kap karayı alalım. K harfinden hemen sonra A harfinin geldiği bakın bir bu durum olabilir, bir de bu durum olabilir. Ha, o zaman bakın bunu da şöyle düşüneceğiz. Bunlar hep yan yana olacaklar hiç ayırmayacağız ya. K'dan hemen sonra A gelecek. E bu bir eleman gibi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel bölü. Neler tekrarlıyor bakın bu K'lar Ka tekrarlıyor. Kaç tane? 2 tane. E geriye kalan bu kısımda tekrarlanma var mı? Yok. O zaman 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bunu da 5, 4, 3, 2 faktöriyel diye yazdık. ...böyle iki faktöriyeller gitti... ...cevabımız kaç oldu? 60 yani A şıkkı oldu. Evet. Evet şimdi 13. sorudayız. Ee, başta ve sonda... ...aynı harf olacak şekilde... ...kaç sözcük yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi başta ve sonda... E, ...aynı harf ne olabilir? K ile başlayıp... ...K ile bitebilir. Ee, arada ne kalır? A, P, A, R... ...A harfleri kalır ki... Aslında biz bunu daha önceki sorularda hesaplamıştık da yine hesaplayıverelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman var. 5 faktöriyel bölü. A'lardan 3 tane olduğu için 3 faktöriyel. 5 faktöriyel 120'ye eşit. 3 faktöriyel 6'ya. 120 bölü 6'dan buradan 20 tane sözcük çıkıyor. Bir de ne olabilir gençler? A ile başlayıp A ile bitebilir. A ile başlayıp A ile biterse geriye hangi harfler kalır? K, T, K, R ve A harfleri kalır. Ee, şimdi burada da yine 5 eleman var. 5 faktöriyel bölü. E, K'lardan 2 tane var. Başka da tekrarlanan bir harf yok. O zaman 120 bölü 2'den buradan da 60 sözcük yazabiliriz. E, başka da bu koşulu sağlayan e, burada e, harf yok. Olmadığı için de 20 tane artı 60 taneden Cevabımız 80 çıkar Edirne. Evet gelelim 14. soruya. 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları ile yazılabilecek sayıların kaç tanesinde 3 rakamı 5 rakamının sağında yer alır diye soruyor. Yani biz bu 1 2 3 4 5'i dizeceğiz ama biz bunu dizerken bakın hep bu dizilimde 3 rakamı 5'in böyle sağında yer alacak. Bu şekilde dizeceğiz bunları. E mesela ne gibi dizeceğiz? Diyelim ki 1, 2 geldi. Burası 4 oldu. Bakın burada 5 yani 3 3 rakamı 5'in sağında yer almış oldu. E veya nasıl olabilir mesela? 5'i buraya alırsınız, 4'ü buraya, 1'i buraya, 3'ü buraya, 2'yi buraya alırsınız. Gene bakın. 5 ile 3'ün arasında bu durum söz konusu. İşte bu dizilişlerin durumunu soruyor. Şimdi biz burada şöyle düşüneceğiz. Normalde hiçbir koşul olmasa idi bu 5 tane rakam nasıl dizilirdi? 5 faktöriyel yani farklı şekilde. Fakat bu şimdi bütün bu dizilişleri gözünüzün önüne getirin. Orada kiminde hani 5 3 şeklinde dizilişler var, kiminde de 3 5 şeklinde dizilişler var. Hani diğer rakamları almıyorum. E peki biz hangisini istiyoruz? Sadece bunu istiyoruz. Bunu istemiyoruz. Zaten şöyle düşüneceğiz. Bakın iki tane rakam var. Bunlar iki faktöriyel farklı şekilde yani iki farklı şekilde dizilir. Ama biz bu iki farklı durumun ikisinde değil birini istiyoruz. O zaman ne yapıyorduk? Bunu iki faktöriyel ile bölüyorduk. 5 faktöriyel 120, 2 faktöriyel 2 cevap da burada 60 oldu. Aslında bunu tekrar permütasyon gibi de düşünebilirsiniz gençler. Şimdi bazıları da e, o şekilde daha rahat hesaplıyor. Mesela nasıl? Bakın ben şimdi şöyle yazayım size. Şimdi ben bu dizil işte şu ikisi yer değiştirmesinde sadece şu şekilde bir dizilim olsun istiyorum. Yani bunlar yer değiştirmeden bir dizilim olsun istiyorum. O zaman bunları hani şöyle aynı eleman olarak düşünelim. Aynı çünkü bunlar yer değiştirdiğinde hani biz farklı bir dizilimi elde etmiyoruz ya tekrarlı permütasyonda. O yüzden farklı olmayan dizilimi ortadan kaldırmak için bunu, e, tekrarlanma sayısının faktöriyeline bölüyoruz. E biz de bunlar yer değiştirsin istemiyoruz. O zaman bunları tekrarlı gibi algılayabiliriz. Şöyle de düşünebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 eleman var. Bunların iki tanesi aynı. Böl 2 faktöriyel 60 şeklinde de cevaplayabiliriz. Hangisi size kolay geliyorsa gerçi aynı şey. Hani mantık olarak hangisi kolay geliyorsa onunla çözersiniz. Evet şimdi 15'e bakalım. 15'te kardeş kelimesindeki harfler yer değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimeler yazılıyor. Yazılan kelimelerin kaçında R ve Ş harfleri K harfinin sağında yer alır diye soruyor. Yani biz dizilim yaparken bu kardeşi dizerken şuraya yazayım. Bu kardeşi dizerken bu dizilimde şuna dikkat ederek yapacağız. R ve Ş harfleri K'nın sağında olacak. Yani ya böyle olacak, değil mi? Ya da şöyle de olabilir. Çünkü Ş ve R yer değiştirsin, değiştirmesin demiyor. Sadece bunlar K'nın sağında yer alsın diyor. E şimdi burada da bakın. Şöyle yapalım. İlk önce bunu hesaplayalım. E aynısı burada da var çıkanı 2 ile çarpalım. Şimdi biz burada ne istiyoruz? K, R ve Ş yer değiştirmesin. Dizilim bu şekilde yapılsın diye düşünüyoruz. Eğer koşul olmasaydı burayı 6 faktöriyel farklı şekilde dizecektik. Bu 3 tanesi 3 faktöriyel farklı şekilde dizilir ama biz bir tanesini istiyoruz böl 3 faktöriyel. Ya da deminki mantıkla bu üçüne aynı düşünün. K, R ve Ş'yi geriye A, D, E kaldı. Hani 6 eleman 3 yer değiştirmesini istiyorum. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Şimdi 6 faktöriyeli şöyle yazalım. Bölü 3 faktöriyelden bu kaç tane çıktı? 120 tane. E şimdi bu sayı için 120 durum varsa bakın bunun içinde de 120 durum var. O zaman cevap ne olacak? 120 artı 120'den 240. Evet cevabımız 240 oldu. O da D şıkkında. Evet şimdi 16. soruya bakalım. ELME kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 3 harfli kaç kelime yazılabilir diye soruyor. Ha bakın şunu yine ben şöyle bir yazacağım. ELME kaç harfli? Bakın buradan bakıyorum. 5 harfli. Ama benden 3 harfli yazmam isteniyor. O zaman ben burada bu 3 harf ne olabilir? Önce onu düşüneceğim. Bakın bu 3 harfin 3'ü de E olabilir. E ben bunların yerini değiştirerek sadece bir tane kelime yazabilirim. Sonra ne olabilir mesela? İki tanesi E, bir tanesi L olabilir. E buradan da bir yer değiştirip sayılar, e, pardon, kelimeler yazabilirim. E bunu tekrar permütasyon gibi düzelim, dizelim. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 tane buradan yazabilirim. Sonra ne olabilir gençler? 2 tane E, bir tane M olabilir. E bu da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 çıkar. Bir de şu durum olabilir değil mi? E, L ve M ile sözcükler yazabilirim. Bakın bunların üçü de farklı olduğu için bunlar üç faktöriyel yani farklı şekilde yer değiştirir. Buradan da 6 kelime yazabilirim. Başka da koşulumuz olmaz. O zaman bir kelime buradan, 3 buradan, 3 buradan, 6 da buradan gelirse topladığımızda kaç eder? 13. Demek ki 13 farklı kelime yazmamız mümkün. Evet testimiz bitti hepinize iyi çalışmalar.